Merhabalar, videomuza hoş geldiniz. Eminim ki hepimiz merak etmişizdir. Acaba 50cc racing makineler var mı? Yani 50cc racing motosikletler var mı? Bunları sizin için seçtik, derledik. Özelliklerini hep birlikte bakacağız. Haydi videomuza geçelim. LCC Racing'lerin başında arattığımızda ilk karşımıza çıkan modellerden birisi Aprilia. RS 50 modeli. 2020 yılında çıkmış. Fotoğrafını görüyorsunuz. Yani birkaç fotoğrafla göstereceğim açıkçası. Telif haklarından ötürü video kullanamıyorum. Duruşu, tasarım itibariyle gayet güzel bir motosiklet aslında. Şöyle özelliklerine de bir hep beraber bakalım isterseniz. 2020 yılına ait dediğimiz gibi süper spor modeli olarak geçiyor, yani spor modeli olarak geçiyor. 10 üzerinden 4.5 değerlendirme almış. Şöyle baktığımızda tek silindirli, iki zamanlı 50cc bir motoru var. Karbüratörlü, elektronik ateşleme sistemi olarak geçiyor. Otomatik karıştırıcısı var yağlama sisteminde. Sıvı soğutmalıymış, bu güzel bir özellik olmuş. Yani ne kadar gerekli tabii tartışılır ama. Yani sıvı soğutmalı olması da güzel. 6 ileri vitesi olduğunu tahmin ediyorum. Yani şu 6 hızlı demesinden ötürü. Çeviride muhtemelen sıkıntılar çıkmıştır. Zincirli. Doğal olarak racinglerde zaten farklı bir yapı düşünülemez. Şöyle baktığımızda yakıt tüketimine baktığımızda aslında 100 km'de 2.48 litre. Güzel bir değer. Yani gerçekten bu değeri yansıtıyorsa. Ki grenajlı olduğunu düşünürsek, motorun diğer 50cc'lere göre bir nebze ağır olduğunu düşünürsek değer çok güzel. Diğer özelliklerde yani ön frenler tek disk, arka frenlerde de disk kullanmışlar ilginç bir şekilde. Ağırlık dahil petrol, gaz ve benzeri. Dahil 132 kilogram. Yani hafif bir motor olduğu söylenemez. 132 kilogram racing için aslında hafif ama yani 50cc için hafif bir motor olduğu söylenemez. 14,5 litre yakıt kapasitesi var. Ekstra bir şey belirtilmemiş. Yani bunu şu sitede gördüğümüzde yorumda fiyat bilgisi istemiş arkadaşlar. Bulabileceğim bayi demiş. Farklı birisi Altan Motor diye belirtmiş ama burada bulabilir misiniz bilmiyorum. Denemek bakmak lazım. Şimdi biz ikinci modelimize geçelim. Romet RS 50 modeli. Bunun öncelikle şöyle bir fotoğraflarına bakalım. Diyecektim ki aşağıdan tıklamamız gerekiyormuş. Evet. Analog bir göstergesi var. Yani normal, bunlar kabul edilebilir. Yani bu phaser'ların kafa grenajına benzer bir kafa grenajı kullanılmış. Ama daha küçük phaser'lardan. Stoplarda. Genel itibariyle bu şekilde motor. Bunun özellikleriyle ilgili çok fazla Türkçe bilgi yok galiba. Yani tek silindir, 4 zamanlı, 49 cc. Makine 45 km saat hıza çıkabiliyor. Ekstra bir bilgi verilmemiş. 2.2 beygirmiş. Beygir gücü olarak. Gene elektronik ateşleme mevcut motosiklette. ...45 km/s hıza çıkabiliyor. 126 kiloymuş ağırlığı. Kuru ağırlık mı, yaş ağırlık mı, bununla ilgili bir şey belirtmemişler. Muhtemelen kuru ağırlıktır bu. Şimdi diğer bir modelimiz Yamaha TZR 50. Yamaha TZR 50 Türkiye'ye gelmiyor bildiğim kadarıyla. Aslında gelse satabilecek bir motoru Yamaha'nın. Şöyle fotoğrafları bir birlikte bakalım.
Beyazı da güzelmiş. Mavisinin de bir alıcılığı var ama beyaz daha bir hoş geldi benim gözüme. Oturuş pozisyonu olarak falan çok agresif pozisyon değil. Yani kullanılabilir aslında, günlük kullanım amacıyla racing seven kişiler tercih edebilir. Böyle yarı dijital bir göstergesi var. Yamaha aslında Türkiye'de bu hata yapsa, motosikleti Türkiye'ye getirse ciddi satış rakamlarına ulaşabilir. Benim görüşüm. Tek silindirli, iki zamanlı, sıvı soğutmalı, güzel. 49 cc, yine 2 kW. 3 Nm torku var. 2 kW güç üretiyor. 6 ileri. Ya garip bir şekilde bunlar da 6 ileri sunulmuş. Çoğu 150 cc makine de, 125 cc makine de bile 5 ileri sunuluyor. Muhtemelen hani aralığı genişletmek için, yakıtı düşürmek için böyle tasarlamışlardır. 14 litre yakıt kapasitesi var ve 128 kilogram ağırlığa sahip. Diğer bir modelimiz Derby GPR 50. GPR 50'de şöyle farklı renk seçenekleri mevcut. Gene racing. Gene güzel tasarlanmış bir makine. Yani bu modelleri niye getirmezler Türkiye'ye anlamıyorum. 50 cc'de de bunlar deli gibi satar yani. Yani planlama işte, strateji değişik, bir şey diyemeyiz. Burada ilk gözüme çarpan 8.5 beygir güç üretmesi oldu. 10.000 RPM'de üretiyormuş bunu. Doğru mudur değil midir bilmiyorum. Yani 8.5 beygir 50 cc bir makine için ciddi bir değer. Genellikle 3 bandında falan oluyor. Gerçi az önce Yamaha'ya bakmıştık. Yamaha'nınki 3 kW'tı galiba. Şurada bakayım tekrar. 2 kW. Yani 2 kW kaç beygir ki? Hemen bakalım. Kilovat 2.68 beygirmiş. Yani hani burada Derby'nin 8.5 beygir 10.000 RPM'de üretmesi, tam 10.000 RPM'e çıkana kadar dünya vakit geçer de gene de 8.5 beygir ciddi bir beygir yani. Doğru mudur emin de değilim. Yani burada yazdıklarına göre doğrudur herhalde. Tek silindirli, İki zamanlı sıvı soğutmalı bir motosiklet. Enjeksiyonlu yakıt sistemine sahip. Gene aktarma zincir. 13 litre yakıt kapasitesi ve 110 kilogram ağırlığı mevcut. Diğer bir motosikletimiz Peugeot XR 750. Bu da 50 cc bir motosiklet. Peugeot'un. Şöyle fotoğraflarına bakalım. Yarı analog, yarı dijital bir gösterge mevcut burada da. Yani bu ikinci el satış sitesi. Yani YouTube reklamıymış. Ben bunları izletmek istemiyorum telif hakkından dolayı. İzleyebilirsiniz. Muhtemelen YouTube'a yazdığınızda şunu çıkacaktır. İki zamanlı benzinli. 2013 çıkışlıymış. Yani bizim daha yine haberimiz oluyor misal. Çok detay yok. Yani bu kadar bilgileri. Diğer modelimiz Ryuju. Ryuju RS 50. Bu da 2020 yılına ait bir süper sport, bir racing makine. Yani tasarım falan çok aslında güzel. İlginç bir şekilde güzel tasarlanmış makineler. LCC hacma sahip burası da. Tek silindirli, iki zamanlı, karbüratörlü, sıvı soğutmalı, 6 vitesli. Şöyle bakıyoruz. Hı,
Evet, ön arka disk olarak görünüyor. 1,1 litre yağ kapasitesi, yakıt kapasitesi 12 litre. O İspanyol yapımıymış yani. Çin falan değil. İsmi görünce bir Çin mi acaba diye ben de düşünmedim değil. Projektörlü farlar, mavi ve siyah renk seçenekleri, elektrik ateşleme, dijital gösterge paneli. Bakalım başka bilgi var mı? Başka bilgi maalesef yok. Evet, yani maalesef ülkemize gelmiyormuş. Burada bunu yazdıklarına göre az önce Aprilia'da bakmıştık, evet. Aprilia 50cc'yi demek ki getiren bir firma var. Yani onun da ismi burada görüyorsunuz. Yani getiriyorsa eğer düşünüp soran arkadaş olursa videonun altına da yazabilirsek diğer arkadaşlarımız da bu bilgiden faydalanır en azından. Bunlar gayet güzel makineler aslında. Yani 6 ileri olması özellikle tasarımı Süper Sport 50cc isteyen birisi için şehir içinde kullanmak için günlük hayatta kullanmak için çok ideal makineler. Gene Yamaha. Yani Yamaha da alınabilir. Yamaha'nın da özellikle ben yani sizin fikrinizi bilmiyorum ama ben beyazını bittim yani. Ben beyazını çok beğendim. Yani mavi de evet. Mavinin de bir alıcılığı var. Ama beyaz da çok hoş duruyor. Daha böyle büyük sisi makineler gibi duruyor. Yani hani şu tasarımı gerçekten 125'e de gider bu tasarım. 500'e de gider, 600'e de gider. Gider yani. Gerçekten güzel makineler. Alınabilecek makineler. Keşke ülkemize gelse de bizim de deneme fırsatımız olsa bunları. Biz de denesek, deneyimleri sizlerle paylaşabilsek. Ya da günlük hayatımızda motosikletle hayatımızı kolaylaştırırken bunu ağız tadıyla yapabilsek. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.